Osmanlı Devleti'nin yenilikçi padişahı Sultan II. Mahmud vefat edince yerine 16 yaşındaki oğlu Abdülmecit geçti. Babası II. Mahmud Vakai Hayriye'den sonra devlet içerisinde çok önemli değişiklikler yapmış, Osmanlı devlet düzenini adeta yeniden kurmuştu. Tabii ki ömrü olsa daha yapacak çok işi vardı ki oğlu Abdülmecid'i de bu konuda kendisinden sonra tahta çıkacağı için çok iyi eğitti. Ancak Abdülmecid'in yaşı henüz oldukça küçüktü. II. Mahmud ölümünde çözülmesi için iki önemli mesele bırakmıştı Abdülmecid'e. Birisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunu, diğeri de Tanzimat'tı. Esasen Tanzimat'ın taslağını da II. Mahmud oluşturmuştu. Abdülmecid tahta çıktığında iki büyük sorun ile başladı. İlki Osmanlı ordusu Nizip'te Kavalalı İbrahim Paşa'ya yenilmişti. İkinci sorun ise Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa Osmanlı donanmasını alıp Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmişti. Bu suretle payitaht şimdi ciddi derecede sıkıntıya düştü. Hüsrev Paşa sadrazam ilan edildi. Ancak dış işleriyle ilgilenen Londra Büyükelçisi Mustafa Reşit Paşa, II. Mahmud'un reformlarını en iyi şekilde yönetecek ve Tanzimat'ın esaslarını en iyi bilen devlet adamıydı. Büyükelçilik yaptığı için de yabancı devletlerin planlarına oldukça hakim, kimi kime karşı kullanacağını çok iyi biliyordu. Özellikle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini düşünen İngiltere, Reşit Paşa'nın dış siyasi hedefiydi. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü İngiltere'nin işine geliyordu. Çünkü Osmanlı Devleti dağılırsa en büyük lokmayı kapacak olan şüphesiz Rusya olacaktı. Bu da İngiltere ve Fransa'nın istediği en son şeydi. 2 Kasım 1839 günü Tanzimat Fermanı, diğer adıyla Gülhane Hattı Hümayunu ya da Tanzimat-ı Hayriye ilan edildi. Mustafa Reşit Paşa, Hattı Hümayunu yüksek bir kürsüden halka okudu. Dinleyiciler arasında padişah, bütün nazırlar, ulema, devletin asker ve sivil büyük memurları, Rum ve Ermeni patrikleri, Yahudi hahamı, esnaf ve teşkilat temsilcileri ve elçiler vardı. Bu Gülhane Hattı Hümayunu'nda başlıca 5 bölüm dikkat çekmektedir. 1. bölümde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Kur'an'ın hükümlerine ve şeriatın kanunlarına saygı gösterildiğinden devletin kuvvetli ve halkın refahlı bir hale geldiğini belirtmektedir. 2. bölümde 150 yıldan beri türlü gaileler ve türlü sebeplerle ne şeriata ne de faydalı kanunlara saygı gösterildiği, bu yüzden de devletin eski kuvvet ve refahı yerine zayıflığın ve fakirliğin geçmiş olduğu anlatılmaktadır. 3. bölümde bu itibarla Allah'ın inayeti ve peygamberin yardımı ile devletin iyi idaresini sağlamak için bazı yeni kanunların konulması gerektiğine işaret etmektedir. 4. bölümde yeni kanunların dayandırılacağı genel prensipler gösterilmektedir. Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması, verginin düzenli usule göre ayarlanması ve toplanması, askerlik görevinin düzenli bir usule bağlanması. 5. bölümde ise yeni kanunların dayandırılacağı genel prensiplerin gereği belirtilmektedir. Padişah Abdülmecid, Hattı Hümayun'a ve ona dayanılarak ileride yapılacak kanunlara saygı göstereceğine dair and içti. Bundan sonra Hattı Hümayun, kutsal önemi olan Hırka-i Şerif dairesine kondu. Bu tarihten sonra artık Tanzimat devri başlamış oldu. Tanzimat fermanı yayınlandıktan sonra bunun anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için Anadolu ve Rumeli'de saygı gören ulema sınıfından görevlendirmeler yapıldı. Zira Tanzimat fermanında Müslüman ve Hristiyan teba artık eşit sayılacağı için bunun bilgilendirmesini en iyi ulema yapabilirdi. Rıza Paşa, İzmir, Sakız ve Kavala'dan gelen Rum, Ermeni ve Yahudi cemaat başkanlarına şu sözlerle Tanzimat fermanını anlattı. Müslüman, Hristiyan, Musevi, hepiniz bir hükümdarın tebaası, bir babanın evladısınız.
Padişah Efendimiz bir cümle tebaasının ırz, namus, can ve malını tahtı temine alan kavanine memaliki şahanelerinin her tarafında harfiyen riayet edilmesi azmi kat'isinde bulundukları için içinizden düşarı zulm gadr olan kimseler varsa hemen meydana çıksınlar. Lazime-i adaletin icrasını talep etsinler. Müslüman ve Hristiyan, zengin veya fakir, memuruni askeriye, mülkiye veya ruhaniye, elhasıl tebai, Osmaniye miratı, adaleti herkes için suret-i mütesaviyede istimal eden padişahın ameli hayriyesinden tamamen emin olmalıdırlar. Tanzimat fermanı ilan edildikten sonra bu yeni prensiplere uygun kanunlar yapacak kurumların da oluşturulması için çalışıldı. İlk olarak Meclisi Valayı Ahkam-ı Adli açıldı. II. Mahmud devrinde temele atılmış olan bu kurum, bugünkü Danıştay ve Yargıtay kurallarının yetkilerini kendisinde toplamaktaydı. Kanun projelerini hazırlamak başlıca görevleriydi. Bu kanunlar padişahın Hatt-ı Hümayunu ve Şeyhülislam'ın fetvasıyla onaylanırdı. Tanzimat fermanının daha iyi anlaşılması için şöyle de açıklama yapabiliriz. Bu fermanın ilan edilmesindeki en önemli sebep Avrupalı devletlerin Osmanlı azınlıklarına müdahale etmesiydi. Rum isyanında Osmanlı devleti bunu çok iyi görmüştü. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımlarında Osmanlı devleti içerisinde Rum, Sırp, Eflak ve Boğdan ciddi şekilde ayaklanmış, Avrupalı devletler 1815 Viyana Kongresi'nde bu akımları desteklemeyeceğini ilan etse de özellikle Yunanistan'ın kurulması için bir olup Osmanlı Devleti'nin üzerine çullanmış ve Yunanistan'ı kurdurmuşlardı. İşte Osmanlı Devleti de bundan sonra milliyetçilik akımlarının önüne geçmek için tanzimat fermanını ilan etti. Bu surette Osmanlı topraklarında yaşayan halk içinde Müslüman, gayrimüslim ayrımı yapılmayacaktı. Tanzimat 2. Mahmud döneminde ilan edilecekti ki ömrü yetmedi. 2. Mahmud sağlığında şöyle diyordu. Ben tebaamın farklılığını ancak kutsal mekanlardan çıkarken görürüm. Bunun haricinde hepsi benim gözümde eşittir. Tanzimat fermanının Londra konferansından önce ilan edilmesi de çok önemli bir detaydır. Önümüzdeki bölümde Kavalalı sorununu ve Avrupalı devletlerin Kavalalı'ya karşı tutumunu inceleyeceğiz. Osmanlı Devleti Londra konferansına gitmeden önce biz bütün tebaamıza eşit davranıyoruz. Müslüman, gayrimüslim ayırt etmiyoruz. Biz adaletli bir devletiz mesajı vermeyi ve onları etkilemeyi amaçlıyordu. Bu suretle gayrimüslim tebaanın devlete olan bağlılığını da arttırmak devletin hem içeride hem de dışarıda birinci hedefi olacaktır. Tanzimat fermanının çıkış amacı Osmanlıcılık politikasını yaymaktır. Osmanlı Devleti'nin özellikle son dönemlerinde ise Türkçülük ve ümmetçilik akımları da gün yüzüne ciddi şekilde çıkacaktır. Osmanlıcılığın kısaca tanımı şöyledir. İmparatorluk bünyesindeki tüm kavim, cemaat ve milletlerin din, mezhep ve etnik farklılıkları gözetilmeksizin adalet, hürriyet, eşitlik ortamında beraber yaşamalarını temin etmek isteyen bir anlayıştır. Tanzimat fermanının ilanına göre bundan böyle açık celsede, mahkemede karara bağlanmaksızın hiçbir vatandaşa ne idam, ne hapis, ne sürgün cezası verilmeyeceği, padişahın dahi keyfine göre bu cezaları veremeyeceği ilan edildi. Tanzimat fermanıyla yine askerlik düzenlemesi de yapıldı. Bundan böyle bütün tebaa eşit sayıldığı için her vatandaş askerlik görevini yerine getirecekti. Bu suretle ömür boyu askerlik yerine 4 ya da 5 yıl zorunlu askerlik getirildi. Vergiler de düzenlenmeye alındı. Eski usul vergi toplama kaldırıldı. Bundan sonra kanunlar dışında hiçbir verginin alınmayacağı, vergilerde eşitlik ve vatandaşın durumuna göre belirleneceği ilan edildi. Şu halde devletin idaresi resmen yüksek bürokratlara bırakılıyor, padişah saltanat sürüyor, hükümet etmiyordu. Özellikle rüşvet olayları çok fazla yaşanıyordu ki bu fermanla birlikte rüşvetin de önüne geçmek amaçlanmıştır.
Normal şartlarda Tanzimat Fermanı'nın maddeleri monarşi ile yönetilen devletlerde darbe ya da halk ihtilali gerçekleştirerek kabul ettirilebilirdi. Ancak burada padişah kendi isteğiyle, kendi arzusuyla bunu kabul etti. Hükümet kararnameleri, sadaret arızaları mücbir bir sebep olmaksızın padişah tarafından reddedilmiyor, otomatik olarak tasdik ediliyordu. Padişahın yetkileri Rus Çarı'nın yetkilerine bakılırsa büyük oranda budandığı açıkça görülmektedir. Bu mekanizmanın liderliği Reşit Paşa, bürokrasiye ve gençlere bırakıldığı görülmektedir. Ancak bazen muhafazakar ve yaşlı eski bürokratların tepkileri de görülecektir. Bu gibi durumlarda bu gruplaşmanın önüne padişah geçerek iki tarafı da dengelediği görülecektir. Tanzimat Fermanı'nı kısaca anlatmaya çalıştık. Şimdi 2 Kasım 1839 günü Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunan Tanzimat Fermanı'nın Türkçeleştirilmiş metnini aktaracağız. Bu bölümü izledikten sonra yukarıda anlattıklarımız daha iyi kavranabilecektir. Mülkü elinde tutan her şeye kadirdir. Yenilik ve değişme her ne varsa yine mülkü elinde tutan Allah sayesinde olacaktır. Herkese malum olduğu üzere Devlet-i Aliye'mizin kuruluşundan beri Yüce Kur'an'ın hükümlerine ve şer'i kanunlara kemaliyle uyulduğundan ulu saltanatımızın kuvvet ve kudreti ve bütün halkının refah ve gelişmişliği istenilen dereceye ulaşmışken 150 sene vardır ki art arda gelen sıkıntılar ve çok çeşitli sebeplere dayalı olarak ne şer'i şerife ve ne yararlı kanunlara bağlı kalınmadığı ve uygun hareket edilmediği için evvelki kuvvet ve gelişmişlik bilakis zayıflık ve fakirliğe dönüşmüştür. Halbuki şer'i kanunlar altında idare olunmayan memleketlerin payidar olamayacağı açıktır. Tahta çıktığımız kutlu günden beri hükümdarlığımızın hayırlı eserleriyle ilgili fikirlerimiz sadece memleket ve çevresinin imarı ve halkın ve fakirlerin refahının artırılmasında yararlı işlerle sınırlı ve Devlet-i Aliye'mizin memleketlerinin coğrafi mevkiine ve halkın kabiliyetine ve yeteneklerine göre lazım olan sebeplere girişildiğinde 5-10 sene içinde Allah'ın yardımı ile arzu edilen noktaya ulaşılacağı açıktır. Allah'ın yardım ve inayetine güvenerek ve Cenab-ı Peygamber'in ruhaniyetinin yardımını aracı kılıp ve ona bağlanarak bundan böyle Devlet-i Aliye ve Osmanlı ülkesinin iyi idaresinde bazı yeni kanunlar konulması gerekli ve önemli görülmüştür. İş bu gerekli kanunların esas maddeleri can emniyeti ve ırz ve namus ve malın korunması ve vergi tayini ve askerlerin nasıl çağrılacağı ve askerliğin süresi hükümlerinden ibarettir. Şöyle ki dünyada candan ve ırz ve namustan daha kıymetli bir şey olmadığından bir adam onları tehlikede gördükçe yaratılışında ve fıtratının özelliklerinde hainliğe eğilimli olmasa bile can ve namusunun korunması için elbette bazı yollara teşebbüs edeceği açıktır. Bu hareketin devlet ve memlekete zarar verdiği açık olduğu gibi bilakis bu hareket sahibinin can ve namusundan emin olduğunda doğruluk ve sadakatten ayrılmayacağı ve işi ve gücü hemen devlet ve milletine iyi hizmet etmek olacağı dahi açık ve bellidir. Mal emniyeti hükmünün eksikliği halinde ise herkes ne devlet ve ne de milletine ısınamayıp ne de mülkün imarına bakmayıp endişe ve ıstıraptan kurtulamaz. Bir diğer halde yani mallarının ve mülklerinin tam bir emniyeti olduğunda kendi işiyle geçim dairesini genişletmekle uğraşıp kendisinde günden güne devlet ve millet gayreti ve vatan sevgisi artıp ona göre güzel hareketle çalışacağı şüpheden azadedir. Ve vergi tayini maddesi de bu aynı şekildedir. Çünkü bir devlet memleketlerini korumak için elbette asker ve görevliye vesaire gerekli masraflara ihtiyacı vardır. Bu ise parayla yönetileceğine ve para dahi halkının vergisiyle ulaşacağına göre bir güzel yoluna bakılmak önemli bir hale gelmiştir.
Gerçi daha öncelerde gelir olarak görülmüş olan tekel sıkıntısından elhamdülillah Osmanlı memleketleri ahalisi bundan evvelce kurtulmuş ise de tahrip edici aletlerden olup hiçbir zaman yararlı ürünleri görülmeyen iltizamlar zararlı usulü bugün yürürlüktedir. Bu ise bir memleketin siyasi sınırlarını ve mali işlerini bir adamın eline ve belki kahredici, yıkıcı pençesine teslim etmek anlamına geldiğinden, o dahi eğer iyice bir adam değil ise hemen kendi çıkarlarına bakar. Hareket ve tavırlarının çoğu haksızlık ve zulümden ibaret olur. Bundan sonra memleket ahalisinden her ferdin mülklerine ve gücüne göre bir uygun vergi tayini olunarak kimseden fazla bir şey alınmaması ve devlet-i aliyemizin deniz ve karada askeri masrafları vesairesi dahi olumlu kanunlar ile sınırlanmış ve belirlenmiş olup ona göre icra olunması gerekir. Asker maddesi dahi yazıldığı üzere önemli maddelerdendir. Gerçi vatan muhafazası için asker vermek ahalinin görevlerinden ise de şimdiye kadar cari olduğu gibi bir memleketin mevcut nüfusuna bakılmayarak kiminden tahammül derecesinden fazla ve kiminden noksan asker istenilmesi hem düzensizliği ve hem tarım ve ticaretin faydalı işlerinin bozulmasını doğuran sebeplerden olduğu gibi askerliğe gelenlerin ömürlerinin sonuna kadar kalmaları dahi usanma ve nesil yetiştirmenin, üremenin kesilmesini gerektirmekte olmasıyla her memleketten lüzumu takdirinde talep olunacak askerler için bazı güzel usuller ve 4 yahut 5 sene müddeti içinde dahi bir değişme yolu oluşturulması ve konulması halin gereğindendir. Velhasıl bu nizami kanunlar hasıl olmadıkça kuvvet elde edilmesi ve gelişmişlik ve asayiş ve rahatlık mümkün olmayıp hepsinin esası dahi açıklanmış maddelerden ibarettir. Bundan sonra suçluların davaları şer'i kanunlar gereğince alenen incelenip hüküm verilmedikçe hiç kimse hakkında gizli ve açık idam ve zehirleme muamelesi caiz değildir. Ve hiç kimse tarafından diğerinin ırz ve namusuna tasallut vuku bulamaz ve herkes mal ve mülklerine tam bir serbestlikle malik ve tasarrufa ehildir. Ona kimse müdahale edemez. Firarda birinin açığa çıkmamış suçu ve kabahati olduğunda onun mirasçıları o suç ve kabahatten uzak olup suçlanmayacaklardır. Onun malı müsaade edilemez. Mirasçıları mirastan mahrum edilemezler. Yüce saltanatımız halkından olan Müslüman ahali ve diğer milletlere bu müsaadelere istisnasız mazhar olmak üzere can ve ırz ve namus ve mal maddelerinden şer'i hüküm gereğince bütün Osmanlı memleketleri ahalisine tarafımdan tam bir emniyet verilmiştir. Diğer hususlara dahi oy birliği ile karar vermekle görevli olan Meclisi Ahkam-ı Adliye üyeleri dahi gerektiği kadar artırılarak ve vekiller ve üst dereceli devlet adamları dahi belli günlerde orada toplanarak ve tamamı fikir ve görüşlerini hiç çekinmeden serbestçe söyleyerek İş bu can ve mal emniyeti ve vergi tayini konularına dair gerekli kanunları yapacaklardır. Askeri düzenlemeler konusu dahi Babı Ser Askeri Şurası'nda görüşülüp her bir kanun kararlaştırılmış oldukça hatta Hümayunumuz ile tasdik ve teşvik olunmak için tarafımıza arz olunsun. İş bu şer'i kanunlar sadece din ve devlet ve mülk ve milleti ihya için konulacak olduğundan tarafımızdan hilafına hareket edilmeyeceğine söz verilip Hırka-i Şerife odasında bütün ulema ve vekiller hazır oldukları halde yemin dahi olunarak ulema ve vekiller dahi yemin ettirilip ulema ve vezirlerden kim olursa olsun şer'i kanunlara muhalif hareket edenlerin kesinleşmiş kabahatlerine göre layık oldukları cezalandırmaya hiçbir rütbeye ve hatır ve gönüle bakılmayarak icrası için ceza kanunnamesi dahi tanzim ettirilsin. Bütün memurların şimdiki halde yeterli maaş alamayanlar var ise onlar dahi düzenleneceğinden şer'en yasak olup mülkün bozulmasının büyük sebeplerden olan rüşvet kötülüğünün bundan sonra ortadan kaldırılmasının dahi bir güçlü kanun ile sağlanmasına bakılsın. Ve bu açık durum eski usulü tamamen değiştirip yenilemek demek olacağından iş bu irade-i şahanemiz Ders Saadet ve bütün Osmanlı memleketlerimiz ahalisine duyurulacağı gibi
dost devletlere dahi bu usulün inşallahü teala sonsuza kadar var olacağına şahit olmak üzere İstanbul'da bulunan bütün sefirliklere dahi resmen bildirilsin. Hemen Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun ve bu tesis edilen kanunların aksine hareket edenler Allahu Teala Hazretlerinin lanetine mazhar olsunlar ve ilelebet felah bulmasınlar. Amin. Osmanlı ordusu Nizip'te Kavalalı İbrahim Paşa'ya yenilmiş ve bu sırada yeni padişah Abdülmecid tahta geçmişti. Abdülmecid iç isyan yüzünden daha fazla Müslüman kanı akmasını istemiyordu. Abdülmecid Sadrazam Müsrev Paşa'ya şöyle bir haddi hümayun gönderdi. Memleketin ve halkın güven ve düzenini korumak ve boş yere Müslüman kanının dökülmesine engel olmak için şimdiye kadar olan biteni unutup Mehmet Ali Paşa'yı affediyorum. Affımın bir an önce kendisine bildirilmesini irade ediyorum. Ancak işler bir anda değişti. Kaptanı Derya Ahmet Paşa, Hüsrev Paşa'nın sadrazam olmasını kabul etmemiş, 2. Mahmud'u dahi Hüsrev Paşa'nın öldürdüğünü bahane ederek isyan etmiş ve donanmayı Mısır'a götürerek Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vermişti. Kavalalı Nizip zaferini kazanmıştı ancak yeni padişahı tanımadan herhangi bir hareket yapmak istemiyordu. Hüsrev Paşa Kavalalı'ya düşmandı ki Kavalalı hamlelerini yeniden değerlendirmeye koydu. Mısır'da bulunan yabancı konsoloslar Osmanlı donanmasını payitahta geri göndermesini tavsiye ettiyse de Kavalalı bunu kabul etmediği gibi payitahta da hiç olmadığı kadar diş bilemeye başladı. Adeta ultimatom mahiyetinde mektuplar gönderdi. Abdülmecid'in işi güzellikle çözemeyeceği anlaşıldı. Reşit Paşa henüz 2. Mahmud ölmeden önce Avrupa'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorununu çözmeye çalışıyordu. Londra ve Paris'te bir takım gizli temaslarda bulunmuş, Paris'te aradığını bulamasa da Londra'da bulmuştu. Fransa her zaman Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı destekleyerek onun vasıtasıyla Mısır'da nüfuz elde etmeye çalışıyordu. Londra ise Fransa'nın aksi istikametinde hareket ediyordu. Reşit Paşa bütün dış politikasını buna göre çizdi. Bundan böyle Mısır meselesinde tamamen İngiltere ile ortak hareket edecekti. İngiltere'nin Osmanlı ile ortak hareket etmesindeki en önemli etken Rus yayılmacılığının önüne geçmek istemesiydi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yeniden sadareti eline almak için umutlandı. Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra tekrar Londra'ya gitti ki temaslarını kaldığı yerden devam ettirecekti. 15 Temmuz 1840 günü Londra'da 13 maddelik Londra Muahedesi'ni imzaladı. Bu muahedeye İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya imza attı. Fransa muahedeye imza atmamak için direndi. Ancak Avrupa'nın en büyük devletleri Fransa ve İspanya hariç Kavalalı meselesinde Osmanlı Devleti tarafında olmak için anlaştılar. Londra Muahedesi Osmanlı Devleti için büyük bir diplomatik başarı olarak görülüyordu. Londra Muahedesi'ne göre imzacı devletler 10'ar günlük iki ara ile Mehmet Ali Paşa'ya ultimatom vereceklerdi. İlk 10 gün içinde Mehmet Ali Osmanlı donanmasını payitahta geri gönderecek, Girit, Adana, Suriye, Lübnan ve Hicaz'ı da boşaltacaktı. Buna uyarsa Mehmet Ali Mısır ve Sudan ve Filistin'de vali olarak kalabilecekti. Buna riayet etmediği takdirde 10 gün içinde yeni bir ultimatom verilecek ve Filistin'de elinden alınıp yalnız Mısır ve Sudan valiliği kendisine kalacaktı. Buna da uymazsa imzacı devletler büyük bir askeri güç gönderip Mısır valiliğini de elinden tamamen alacak ve hiçbir şeyi kalmayacaktı. Fransa'nın Londra Muahedesi'ne imza koymaması Mehmet Ali'yi cesaretlendiriyordu. Ancak her ne olursa olsun Fransa, Mehmet Ali yüzünden de İngiltere ile harbi göze alamıyordu. Londra Muahedesi, Osmanlı Dışişleri Bakanı Katibi Sadık Rıfat tarafından Mehmet Ali Paşa'ya bildirildi.
Mehmet Ali Paşa şöyle cevap verdi. Vallah billah tallah, malik olduğum araziden bir karış yer terk etmem. Eğer bana ilanı harp ederlerse, padişahın memleketlerini alt üst ederek imparatorluğunun harabeleri altında kendimi gömdürürüm. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa'ya 10 günlük mühlet verildi. Bu müddet boyunca Londra Muahedesi'ne imza koyan 4 devlet ve Sadık Rıfat yeniden Mehmet Ali'nin huzuruna çıktılar ve kararını sordular. Mehmet Ali Paşa hiçbir surette bu antlaşmaya uymayacağını beyan edince artık diplomasi ortadan kalkmış ve sıra güç kullanmaya gelmişti. Londra Antlaşması'nı imzalayan devletler Mehmet Ali Paşa'ya karşı gerçekleşecek harekatı şu şekilde belirlediler. Rusya, Mısır kuvvetleri Anadolu içlerine yürürse İstanbul'u korumak suretiyle karşı harekata geçecek. Prusya, donanması olmadığı için herhangi bir harp harekatına katılmadı. İngiltere, karada ve denizde en büyük gücü gönderecek olan devletti. Avusturya da Venedik Cumhuriyeti'nin topraklarına konduğundan beri denize dahil olduğundan az bir donanma göndermeyi kabul etti. Esas gücü Osmanlı ve İngiltere oluşturuyor, Avusturya kısıtlı yardım ediyor, Prusya ile Rusya da durumdan pasif kalıyorlardı. İngiltere yaptığı propaganda ile Suriye'de bulunan İbrahim Paşa aleyhine Lübnan'da isyan çıkarmayı başardı. Türk, İngiliz ve Avusturya müttefik donanması Beyrut'ta bulunan Mısır donanması üzerine ilerlediler. 11 Ağustos 1840 günü Mısır donanması batırıldı ve İbrahim Paşa'nın elinde bulunan kıyı hatları bombardıman edildi. Bir ay sonra Beyrut, Sayda ve Sur şehri İbrahim Paşa'dan temizlendi. Kasım'da Akka kurtarıldı. Bu surette İbrahim Paşa Suriye'den çıkmak zorunda kaldı. Mehmet Ali Fransa'ya güvenmenin boş olduğunu bu suretle anlamış oldu. 25 Kasım 1840 günü Amiral Nopier komutasındaki İngiliz filosu İskenderiye önüne gelmiş bulunuyordu. Mehmet Ali Paşa ne oğlu İbrahim Paşa'dan ne de Fransa'dan haber alamıyordu. Amiral Mehmet Ali Paşa'ya teslim olması için zaman tanıdı. Aksi takdirde İskenderiye bombalanacak ve kara harekatıyla Kavalalı namına hiçbir şey bırakılmayacaktı. Mehmet Ali ister istemez durumu kabul etmek zorunda kaldı ve teslim oldu. Amiral kendisine bazı imtiyazlar tanıdı. Osmanlı donanması geri gönderilecek, Kavalalı soyu Mısır'da babadan oğula silsile yolu ile valilik devam edecekti. Osmanlı hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Kavalalı'nın Mısır'dan tamamen atılmasını istiyordu. Bu yüzden harbe devam etmek için baskı yaptı. Fakat İngiltere yine o meşhur çıkarcılığını burada da gösterdi. İngiliz hükümeti Osmanlı hükümetini Amiral Nopier'in yaptığı antlaşma için ikna etti. Esasen İngiltere Mehmet Ali konusunda Rusya ve Fransa'yı tam olarak karşısına almaktan da çekinmişti. Bu yüzden düşük şartlar altında Kavalalı'nın Mısır'da kalmasını kabul etti. Osmanlı hükümeti ile Mehmet Ali Paşa arasında Mısır Valiliği imtiyazı fermanı imzalandı. Antlaşma maddeleri genel olarak şöyle oldu. Mehmet Ali Paşa Osmanlı donanmasını payitahta geri gönderecek. Mehmet Ali Paşa'ya ırsi olarak Mısır ve Sudan valiliği verilecek. Sudan'ın Kızıldeniz'e bakan Sevakin sahilleri Osmanlı Devleti kontrolünde olacak. Sina Yarımadası'nın ancak yarısı Mısır hududunda kalacak. Mehmet Ali sülalesinden gelen en büyük erkek evlat Mısır valisi olacak. Kavalalı erkek tarafından kesilirse eyalet Osmanlı Devleti yönetimine geçecek. Mısır valisi diğer Osmanlı valileri gibi vezir payesi taşıyacak. İstanbul'a yılda 4 milyon akçe vergi yollanacak. Ülkenin refahı artarsa vergi arttırılacak. Mısır valisi en fazla 18 bin asker bulunduracak ve harp halinde bu askerler payitahta gönderilecek.
Mısır'ın harp gemilere satılacak ve donanma bulundurulmayacak. Mısır askeri Osmanlı askeri üniformasını giyecek. Mısır'da Osmanlı Devleti bayrağından başka bayrak dalgalanmayacak. Her türlü para padişah adına basılacak ve hutbe padişah adına okunacak. Mısır eyaleti başka devletlere borçlanmayacak ve vali diğer devletler ile münasebete girmeyecek. Tanzimatın bütün esasları ve Bab-ı Ali'nin kanunları Mısır'da uygulanacak. Mehmet Ali Paşa'yı akıl sınırlarına iten bu ferman Reşit Paşa'nın eseridir. Bu fermana imza koyan Mehmet Ali Paşa 9 yıl 7 ay sonra isyanı sonlandırmış oluyordu. Mehmet Ali Paşa bu fermana hayatı boyunca aynen uymuştur. Bu fermana uymadığı takdirde Mısır'ın da elinden alınacağını ve kellesini kaybedeceğini artık anlamıştı. Yine bu işten en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştu. Akdeniz'de güçlü bir Kavalalı devletinin kurulmasını engellemiş, Fransa'nın Mısır üzerindeki nüfuzunu kırarak Hindistan ticaret yollarını garantiye almış, Rusya'nın Boğazlar üzerindeki Hünkar İskelesi Antlaşması maddelerini de boşa çıkarmıştı. Mısır'da çıkan isyan ve Mısır ordusunun defalarca payitaht ordusunu yenmesi ve bu isyanın bir türlü bastırılamaması, Osmanlı Devleti'nin artık ne kadar güçsüz olduğunu resmen göstermiş oldu. Bu saatten sonra artık Osmanlı Devleti için dağılma an meselesiydi ki birçok devletin Osmanlı toprakları üzerinde planları bulunuyordu. Özellikle Rusya'nın gözü bu topraklardaydı. İngiltere mümkün oldukça Rusya'nın büyük planlarını bozmak için dış siyasetini buna göre yön veriyordu. Osmanlı Devleti adeta 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemindeki Babai ayaklanmasını bastıramayan ve sonucunda yıkılmaya başlayan Anadolu Selçuklu Devleti durumuna düşmüştü. İngiltere istediğini almıştı. Bu olayı da tamamen kendi çıkarlarına göre kullanmış, diğer devletlerin düşüncelerini hep yarım bırakmayı başarmıştı. Şimdi sıra Rusya'nın Boğazlardan elde ettiği imtiyazı iptal etmenin niyetindeydi. 1840 yılında Londra'da masaya oturan devletler, sorunun çözümünde yine Londra'da masaya oturdular. 3 Temmuz 1841 günü Londra Antlaşması imzalandı. Birinci konferansa iştirak etmemiş olan Fransa da masaya çağrıldı. Neticede İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı Devleti arasında anlaştılar. 4 madde halinde çözüme kavuşturulan konferansın ilk 2 maddesi önemlidir. Padişah barış halinde bulunduğu yabancı devletlerin harp gemilerine boğazları kapamak hususunda Osmanlı İmparatorluğunca öteden beri kaide olarak kabul edilmiş olan prensibi gelecekte de yürürlükte bulundurmak yolunda kesin karar verdiğini bildirir. Padişah eskiden olduğu gibi dost devlet elçilerinin muharebe hizmetinde bulunacak olan harp bayrağını taşıyan hafif harp gemilerine özel fermanlarla boğazlardan geçiş hakkı verebilir. Bu suretle Hünkar İskelesi Antlaşması son bulmuş oldu. Bu antlaşma Rusya zaferi gibi gösterildi. Sözde Ruslar Karadeniz'e girmek isteyen düşman gemilerini engellemiş olacağını düşünürken, diğer Avrupalı devletler de Rusya'nın Ege ve Akdeniz'e inmesini engellemiş oldukları için kazançlı görünüyordu. Londra Konferansı Osmanlı Devleti için de iyi oldu. Çünkü Rusya'nın boğazlar konusundaki baskısını yıkmış ve bütün Avrupa devletlerini bu konuda arkasına almış oluyordu. Ancak ne olursa olsun artık boğazlar konusunda hüllüğünü de kaybetmişti. ...1789 Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da yönetimleri etkileyecek ve milliyetçilik akımlarını güçlendirecek 1848 isyanı çıktı. 19. yüzyılın ortalarına doğru sanayi devrimi Avrupa'da oldukça gelişmiş ve işçi sınıfları ortaya çıkmıştı. Sanayiciler ceplerini doldururken köylüler ve işçi sınıfları sıkıntılı günler geçiriyorlardı.
İşçiler günde 15 saate varan yoğun çalışma şekillerine maruz kalırken, köylerde artan hastalık ve sıkıntıların, kıtlığın ve açlığın yaşanması, özellikle 1845 yılındaki patates hastalığı büyük etki yarattı. Kendini elit kişiler olarak görenlere karşı Avrupa'ya yayılan büyük isyanlar çıktı. Bu isyanlar İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Lehistan, Macaristan, Boğdan ve Eflak'ta ağırlıklı olarak görüldü. Rusya bundan fazla etkilenmedi. 1848 ayaklanmaları daha çok işçi ayaklanmaları olarak görüldü. Avrupa ülkelerinde bu ihtilallere dayalı olarak milliyetçilik akımları güç kazandı. İşçiler siyasi haklara kavuşmamış olan küçük burjuvaziler tarafından da desteklendi. Bu ihtilal neticesinde Avrupa'da sosyalizm güçlendi. İşçi hakları iyileşmeye başladı. Fransa'da yeniden cumhuriyet ilan edildi ve Louis Philippe tahttan indirilerek Napolyon Bonaparte'ın kardeşi 3. Napolyon Fransa'nın başına geçti. Avusturya'da zaten zihinsel yetersizliği bulunan 1. Ferdinand da 1848 devriminden etkilenip tahttan çekildi ve yerine Franz Joseph geçti. 2 Ağustos 1848 günü Romanya'da da ihtilalin sesleri duyuldu ve prenslerini alaşağı ettiler. Türk askeri İbrahim'le girmek zorunda kaldı. Keçecizade Fuat Efendi de Bükreş'e gelerek sert tedbirler aldı. Rusya duruma tepki gösterdi. Türk askerinin Eflak ve Boğdan'a girmesi yasaktı. Rusya da bölgeye asker soktu. Osmanlı ve Rusya savaşın eşiğine geldiler. Ancak 1 Mayıs 1849 günü Osmanlı ve Rusya anlaşarak askerlerini buradan çektiler. Bu dönemlerde Sadrazam Reşit Paşa'ydı. Şu an için Osmanlı-Rus savaşının çıkmasını tehlikeli gördüğünden geri adım atmıştı. Henüz bu savaş için gerekli siyasi ortamın hazır olmadığını düşünüyordu. Avusturya'da Macarlar, Rusya'da Lehler isyan çıkardılar. Bağımsızlık istiyorlardı. Rusya, on binlerce Leh'i öldürerek ihtilale bastırmayı başardı. Kaçabilen Lehistanlılar Macaristan'a sığındılar. Oldukça sert bir isyandı. Macarlar, Lajos Kossuth önderliğinde Avusturya ordularını yenmeyi başardılar. İmparator Franz Joseph derhal Rus çarı Nikolay'dan yardım istedi. Çar, General Paskevich komutasında Avusturya'ya 200 bine yakın asker soktu. 12 Eylül 1849 günü Paskevich büyük bir kıyımla ihtilali bastırmayı başardı. Çok insan öldü. 1120 Macar ve Leh milliyetçisi Osmanlı sınırlarına gelerek Babali'den sığınmak istedi. Tabii ki İngiltere de Rusya'nın yaptığı bu işe iyi bakmadı. Reşit Paşa'nın diplomasi yeteneği bu saatten sonra Rusya üzerine başlamış oldu. Reşit Paşa, İngiltere ve Fransa'yı bu konuda yanına çekmeye çalıştı. Avusturya ve Rusya bu sığınmacılara karşı Reşit Paşa'ya nota verdiyse de Paşa bu notaları reddetti. Londra ve Paris'te bulunan Macar ve Lehler Osmanlı Devleti'ne destek için nümayişler yaptılar. Reşit Paşa'nın şimdi en büyük hedefi Fransa ve İngiltere'yi Rusya'ya karşı harbe sokmaya çalışmaktı. Fransa'da yeni cumhuriyet kurulduğu için İlkanlar'da tam destek vermedi. Yine ilk zamanlar İngiltere'de bu konuda tereddüte düştü. Yeni bir Osmanlı-Rusya savaşının kokuları gelmeye başlamıştı. Avrupa devletleri ister istemez bir tarafta yer alacaklardı. Reşit Paşa yalnız kalamazdı. Reşit Paşa, Keçecizade Fuat Efendi'yi Çar'a gönderdi. Fuat Efendi 3 ay kadar Rusya'da kalıp Çar Nikolay'ı savaş çıkmaması için şimdilik durdurdu. Fuat Efendi'nin bu diplomatik başarısı ödüllendirildi. Çar'ı gerçekten şu anda durdurmayı başarmıştı. Çar 1. Nikolay geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine kadar yaklaşmış, Tekirdağ'a kadar ilerlemişti.
buradan İstanbul'a yürümesi an meseleseydi ki araya Avrupalı devletler girmiş ve bu savaşın Yunanistan'ın kurulması için yapıldığını kendisine hatırlatmışlardı. Çar Nikolay ister istemez Avrupa'yı karşısına almamak için geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak şimdi 1848 yılında çıkan isyan ve Avrupa ülkelerindeki değişimler Nikolay'ın iştahını kabartıyor, Osmanlı Devleti ile baş başa kalarak Eflak ve Boğdan'ı tamamen almak istiyordu. Çar Nikolay bunu bir an önce yapmak istiyordu ki 2. Mahmut devrinden sonra Osmanlıların köklü değişime uğradığını ve ordusunun ciddi şekilde modernize ettiğini fark ediyordu. Reşit Paşa gibi tehlikeli bir adamın sadrazam olarak Osmanlı Devleti'ni yönettiğini ve Avrupa ile nasıl koordineli çalıştığını ve yıllardır süren Kavalalı meselesini çözdüğünü görmüştü. Ayrıca Fuat Bey'in de kendisini kandırdığını geç de olsa anladı. Avrupa'da 1848 ihtilali ciddi derecede görülürken İngiltere çok fazla durumdan etkilenmemişti. Bu yüzden Rusya İngiltere'ye pay vermeden de Osmanlı topraklarına saldıramayacağının farkında olduğundan ilk defa olarak Petersburg'daki İngiliz büyükelçisine hasta adam Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etmişti. St. Petersburg'daki bir baloda İngiliz elçisi George Hamilton Seymour'a yaklaşarak şunları söyledi. İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükümetin, yani İngiliz hükümetiyle hükümetimin anlaşması esastır. Böyle bir anlaşmayı gerektiren şartlar hiçbir vakit bugünkü kadar önemli değildir. Biz anlaştıktan sonra Batı Avrupa devletleri umurumda bile değil. Ne düşünürse düşünsünler, bence hiçbir değeri yok. Devlet-i Aliye'ye gelince bu bambaşka bir problemdir. Bu memleket buhranlı bir durumdadır. Başımıza pek çok işler çıkarabilir. Kollarımız arasında hasta bir adam var, çok hasta. Size açıkça söylemeliyim ki gereken bütün tedbirleri almadan önce onu günün birinde kaybetmemiz büyük felaket olacaktır. Devlet-i Aliye her an ölecektir. Avrupa'da olacakları siz düşünün. Ölü adamın malları üzerine çullanacaklarını düşünün. Avrupa harbi karşısında önlem almak daha akıllıca bir hareket olmaz mı? Çar Nikolay, İngiltere'yi yemlediğini düşünerek Osmanlı Devleti ile baş başa kalacağını hesaplamıştı. Ancak İngiltere, Baba Ali'ye Çar'ın Osmanlı topraklarını paylaşma fikrini söyledi. Tabii Rusya'nın bundan haberi olmadı. Nikolay'ın diğer bir hesabı da Orta Çağ'da kalmış din propagandası yöntemiydi. Rusya'ya karşı Müslüman Türklerle Hristiyan Avrupalıların ittifak kurmayacağını düşünüyordu. Ancak din propagandasının yapıldığı günler çoktan geride kalmış, her devlet ulusal çıkarlarına bakıyordu. Hele ki İngiltere gibi çıkarcı bir devletten böyle bir şey beklemesi tamamen gülünç olmuştu. Fransa ise olayları yakından takip ediyordu. Reşit Paşa'dan nefretini gizlemiyordu. Ancak İngiltere'nin Reşit Paşa ile iş tutması ve İngiltere Osmanlı ittifakında Avrupa'da kazanan İngiltere olacağı için Fransa'da ikinci plana düşmek istemiyordu. Dünya sömürgecilik yarışındaki en büyük rakipler Fransa ve İngiltere'ydi. Fransa İngiltere'den geri kalmayacağı için Reşit Paşa ile ister istemez arasını düzeltmek zorunda kalıyordu. Kavalalı meselesinde Fransa'yı nasıl da ikinci plana düşürdüğünü hiçbir zaman unutmuyordu. Ancak müttefik bir İngiltere Osmanlı Rusya'ya baş eğdireceği kesindi. Fransa yaklaşan Osmanlı-Rus savaşında mecburen İngiltere'nin de içinde olduğu bloktan yana olacaktı ki bu harbin çok kısa ve maliyetsiz olacağını hesaplıyordu. Reşit Paşa gerçekleştirdiği diplomasiyle artık Fransa'yı da avuçlarının içine almış oldu. Çar Nikolay, Prens Menchikov'u 28 Şubat 1853'te fevkalade elçi olarak İstanbul'a gönderdi. Prens payitahta 5 günlük bir ultimatum verdi. Çar dini bir propaganda ile savaş çıkarmak niyetindeydi. Kudüs'teki Hristiyan kutsal mekanlarında bundan böyle Ortodoks rahiplerinin yönetime gelmesini, Katolik rahiplerin bertaraf edilmesini istiyordu. Baba Ali prense çok sert bir cevap verdi. Dünyadaki bütün Ortodoksların Fatih devrinden beri Osmanlı padişahlarının bu tebaanın hamisi olduğunu, Ortodoks Cihan Patriği'nin Osmanlı tebaası olduğunu
ve Ortodoks halkın kanunlarını çok iyi korunduğunu ve Çar'ın Kudüs üzerinde söz sahibi olamayacağını bildirdi. Bu tokat gibi cevap ultimatomun reddi anlamına geliyordu. 21 Mayıs 1853'te Prens Menchikov, Rusya'nın İstanbul'daki kalabalık büyükelçi mensuplarının tamamını alarak payitahtı terk etti. Bu münasebetle diplomatik yollar kapanmış oldu. Osmanlı Devleti Rusya ile yeni bir savaşa giriyordu. Reşit Paşa Çar'ın tutumunu derhal Fransa'ya bildirdi. Katolik Fransa, Ortodoks Rus Çar'ının yaptığını saygısızca bularak kesin bir şekilde Osmanlıların tarafına geçti. Fransa kendisini her daim Katoliklerin en güçlü devleti olarak görüyordu. Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Rusya bu saatten sonra birbirine girecekti. Tabii Rus Çar'ının bundan henüz haberi yoktu. Osmanlı Devleti ile baş başa kaldığını düşünerek ordularını Boğdan'a doğru yürütmeye başladı. Osmanlı Devleti, Rusya'nın ultimatomunu reddedince Çar 1. Nikolay savaş çıkarmak için bahane arıyordu ki bulmuş oldu. Zaten hem Osmanlı Devleti hem de Rusya kısa süre içerisinde savaş çıkacağını bildiğinden ordularını hazır vaziyette getirmişlerdi. Sultan 2. Mahmud döneminde modern ordu çalışmalarına geçmiş ancak Yeniçeri Ocakları'nın yıkılmasından kısa süre sonra Rusya yeni ordu henüz tam olarak kurulmadan saldırıp Osmanlı Devleti'ni yenmişti. Ancak aradan geçen uzun süre zarfında Osmanlı ordusu gerçekten modernleşmeyi başardı ki Kırım Harbi'nin neticeleri ve ileride anlatacağımız Büyük Osmanlı zaferlerinin mimarı 2. Mahmud'un modern orduya geçiş sebebidir. Osmanlılar Karadeniz kıyılarındaki kale ve şehirleri ciddi bir şekilde tahkim ettiler. İstanbul Boğazı mevzileri de buna mukabil ciddi şekilde silahlandırıldı. Özellikle Vidin, Rusçuk ve Silistre kalelerinin ağır tahkimi için mühendisler gönderildi. Doğuda da Erzurum, Kars ve Trabzon kaleleri de silahlandırıldı. Osmanlı şehirlerinde son 100-150 yıldır olmadığı kadar büyük bir heyecan, büyük bir zafer isteği bulunuyordu ki, devletin her kurumu canla başla çalışırken halk da ordusunu canı gönülden destekledi. Rumeli ve Anadolu'dan ciddi kuvvet toplanarak Tuna boylarına sevk edildi. Rum ve Ermeni patrikleri de padişaha bağlı olduklarını, Ruslara karşı savaşacaklarını bildirdiler. Avrupa basını da zaten Rusya'nın Kudüs'teki isteklerinden dolayı Rusların aleyhine oldukça yazmışlar ve Osmanlıların tarafında olduklarını belirtmişlerdi. Tarih boyunca hiç olmadığı kadar Katolik ve Protestan Hristiyanlar Müslümanlar ile işbirliği yapıp Ortodokslara karşı olmamışlardı. Bunu böyle yapan kesinlikle Çar Nikolay'dı. Rus elçisinin Petersburg'a geri dönmesinin ardından hükümetini topladı ve Çar'ın kararını sorduklarında Çar şöyle cevap verdi. "Padişahın tokadının acısını hala yüzümde duyuyorum." Bu söz bir savaş ilanıydı. 1853 Haziran ayında Rus kuvvetleri General Gorçakov komutasında Türk askerinin bulunmadığı Boğdan ve Eflak'ı kolayca işgal ederek Romanya'ya yerleşti. Bu olay savaşın fiilen başlamış olduğunu gösterdi. Gorçakov'un komutasında ilk olarak 35 bin asker ve 72 top bulunuyordu ki ilave asker çok daha fazla gelecektir. Rusya'nın Kırım Harbi boyunca 700 bin askeri cepheye sürdüğü kayıtlara geçmiştir. Çar Nikolay ilk etapta Avrupa devletlerinin tepkisini çekmemek için bu işgalin geçici olduğunu, topyekün harbe girmediğini, Baba Ali'nin Kudüs'teki isteklerini onayladığında askerini derhal buradan çekeceğini ilan etti. Tabii buna kimse inanmadı. Reşit Paşa bu sırada İngiltere ile hiç olmadığı kadar sıkı bir diplomasi trafiğine girdi ki
İngilizler Osmanlıların yanında savaşa girmek için Rusya'ya hata yapması için fırsat verilmesini, hemen savaş ilan edilmemesini önerdi. Bu suretle Bab Ali bir müddet daha bekledi. İngiltere'nin bu politikası kısa sürede meyvesini verdi ve ilk olarak Avrupa ve Balkanların dengesini elinde tutan Avusturya ve Prusya olaya müdahil oldular. Avusturya ilk ciddi çıkışını yaptı ve Rusya'yı protesto ederek sınırlarına askeri kuvvetler yığdı. Bölgede çıkacak bir savaştan Avusturya ve Prusya etkileneceği için bu iki devlet Bab-ı Ali'ye başvurarak Rusya ile arasını bulmak istediğini iletmişti. Ancak bu Osmanlı Devleti için kabul edilemezdi. Son 100 yıldan fazla süredir beklediği andı bu. Her şey Osmanlıların lehineydi. Avrupa ile diplomatik ilişkiler üst düzeydi ve Osmanlı ordusu çok iyi bakımdan teşhis edilmişti. Rusya ile birebir savaşmaya dahi gücü vardı. ...29 Eylül 1853'te Bab-ı Ali savaş kararını Sultan Abdülmecid'e sunduğunda padişah da savaş kararını onayladı. 4 Ekim 1853 günü Osmanlı Devleti Rusya'ya resmen harp ilan etti. Aynı gün 4 Ekim'de Şumlu Karargahı'nda bulunan Osmanlı Ordusu Komutanı Ömer Paşa, General Gorçakov'a ultimatom verdi ve 15 gün içinde Eflak ve Boğdan'ı boşaltmasını istedi. Gorçakov bunu reddedince harp fiilen de başlamış oldu. Rusların planı Eflak'ın en üst kısmından Tuna'yı geçerek Vidin'i ele geçirip geçmişte iyi ilişki kurdukları Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar ile birleşip Niş-Sofya yolunu ele geçirmekti. Rumeli'nde bulunan Osmanlı ordusu komutanı Ömer Paşa durumu çok iyi sezmiş ve konumunu buna göre almıştı. Derhal Vidin'e gelerek Tuna'yı geçti ve Kalafat'a girdi. Rus ordusunun planını gerçekleştirmek üzere harekete geçen Peter Andreevich Vidin'e doğru ilerlerken Kırım Harbi'nin ilk savaşı Oltaniçe Meydan Muharebesi başladı. Rusların daha ağır topçu birliklerinin ve sayıca daha üstün olmalarına rağmen bu muharebeyi kazanan Ömer Lütfi Paşa oldu. Savaş tam 3 gün sürdü. Ancak Ruslar ağır kayıplar vermeye başlayınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Lütfi Paşa'nın stratejik hamleleri sayesinde Rusya'nın planı daha savaşın başında suya düşmüş oldu. Bu suretle ilk defa modern Osmanlı ordusunun faydası savaş alanında görüldü. Türk ordusu Ruslara karşı Ömer Paşa komutasında Rumeli'nde ilk başarısını kazanmış ve Rusları geri çekilmeye mecbur etmişti. Ancak Anadolu'da durum henüz Osmanlıların lehine dönmemişti. Türk ordusu burada Ruslar karşısında baştan zaferler kazanmasına rağmen bu talih dönmüş ve bu defa Ruslar baskıya başlamış, Osmanlı askerleri Arpaçay mevkiine kadar geri çekilmek durumunda kalmıştı. Savaşın başlarındaki bu durum karşısında payitaht başarı yakalamış bulunmakta olup kazanılan zaferlerden sonra Padişah Abdülmecid'e gazi ünvanı verilmiştir. Bu başarılar karşısında Abdülmecid Han bizzat ordunun başına geçip cenk meydanına varmak istedi. Ancak Rus donanmasının Karadeniz'deki harekatı duyuldu. Kasım ayının sonuna doğru Rus donanması Sinop'a doğru harekete geçti. Türk filosu 7 feragat, 3 korvet ve 2 buharlı gemi ile Batum'daki Türk birliklerine erzak ve mühimmat götürüyordu. Sert rüzgar çıkması üzerine filo Sinop limanına demirlemişti. Rus amirali Pavel Nahimov Sinop açıklarında görülünce güçlü durumuna güvenerek Türk filosunun teslim olacağını düşündü. Ancak Türk filosu kaptanı Osman Paşa taarruz emri verdi. Yaşanan deniz muharebesinde Rus donanması Türk filosunu batırmayı başardı.
Filoda 4000 asker vardı. 2000'i şehit düşerken diğerleri yüzerek kıyıya çıktılar. Rus donanması Sinop limanına ve şehre top atışı yaptı. Bu saldırı neticesinde Sinop'ta bulunan bir mahallede büyük bir yangın çıkarak kül oldu. Sinop'ta Ruslar önemli bir zafer kazanmışlardı. Türk gemilerine karşı kesin bir zafer elde etmişlerdi. Ancak hesaplayamadıkları bir durum oluştu. Türk gemilerinin batırılması payitahtta olduğu kadar Avrupa'da da, özellikle İngiltere ve Fransa'da ciddi yankı buldu. Ruslar ile savaşa girmek isteyen İngiliz elçisi Strafford Redcliffe, "Tanrı'ya şükür harp başlıyor," demişti. Sinop baskınından sonra İngiltere ve Fransa, Rusya'nın Karadeniz donanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu görmüş, artık İstanbul Boğazı'nın tehdit edilebileceğini düşünüyordu. İngiltere ve Fransa'da basın harp taraftarı yazılar yazmaya başladı. Yine İngiltere ve Fransa donanması, sözde padişahı isyana karşı korumak maksadıyla İstanbul'a geldiler. Buradaki asıl amaç, Türk donanmasının Sinop'ta aldığı yenilgi sonrası Rusların olası bir boğazı geçme teşebbüsüne karşı savunma hattı kurmaktı. Rusların Akdeniz'e inmesinden oldukça çekiniyorlardı. Rusların Akdeniz'e inmemesi İngiltere ve Fransa'nın değişmez politikasıydı. Rus çarı Nikolay derhal İngiltere ile Fransa'yı boğazı geçip Karadeniz'e girmemeleri konusunda uyardı. Kraliçe Victoria ile 3. Napolyon, Nikola'ya Osmanlı Devleti ile olan sorununu çözmek için aracılık etmek istediğini bildirmiş, ancak gözü dönmüş olan Nikolay bu teklifi reddetmişti. Oltaniçe'de yenilen Rus ordusunun intikamını almak için tutuşuyordu. Çar'ın bu teklifi reddetmesi üzerine Londra ve Paris hükümetleri Petersburg'a ağır bir ultimatum verdiler. Rus askerinin derhal Eflak ve Boğdan'dan çıkmasını, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tanımasını, Ortodokslar üzerindeki himaye iddiasından vazgeçip yine padişahın Kayseri Rum olduğunu kabul etmesini, Eflak ve Boğdan'ın boşaltılmaması takdirinde İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya savaş ilan edeceğini bildirdiler. Reşit Paşa bu surette kariyerinin zirvesini görmüş, Fransa ve İngiltere'yi Rusya'ya karşı savaşa itmişti. Çar 1. Nikolay bu ultimatomu reddedip çok büyük bir kuvveti Romanya'ya göndermeye başladı. İngiltere ve Fransa elçileri 6 Şubat 1854 günü Petersburg'dan ayrıldılar ve 12 Mart 1854 günü iki devlet Rusya'ya savaş ilan ettiler. Bu suretle Kırım Harbi tam olarak artık başlayacak büyük bir Avrupa Harbi'ne dönüşecekti. Büyük askeri kuvvetler Rusya topraklarına saldırı için hazırlanmaya başladı. Kırım Harbi Tuna cephesinde son sürat devam ediyordu. Osmanlı ordusu komutanı Ömer Lütfi Paşa, Oltaniçe Muharebesini kazandıktan sonra Rus askerinin Vidin'i tehdit edebileceği Kalafat yakınlarındaki Çatana'yı da Ruslardan arındırma peşine düştü. Çatışmalar olduysa da ilk anlarda iki tarafta zafer elde edemeyerek takviyeler aldılar. Osmanlı askeri Çatana üzerine yaptığı saldırılar sonucu ağır hasar verdi. Şehri ele geçiremediyse de Rus birlikleri Osmanlı ordusunu takipte çok ağır zayiatlar vererek düzensiz birlikler halinde bölgeyi terk ederek Bükreş'e çekilmek zorunda kaldılar. Bu olaya büyük öfke gösteren Çar Nikolay, Gorçakov'u başarısızlıkla suçlayıp Tuna'daki Rus ordularının başından alarak yerine Mareşal Paskievich'i atadı. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya harp ilan etmesinden sonra 12 Mart 1854 günü İstanbul Muahedesi imzalandı. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti ederken, devlet içerisinde Hristiyanlar için giriştikleri bu savaşta
Osmanlı içerisindeki Hristiyan tebaanı da haklarının iyileştirilmesini istediler. Antlaşmaya göre bu üç devletin başında genel bir komutan bulunmayacak, her devletin komutanı kendi ordusunu yönetecek ve savaş bitmeden hiçbir devlet ittifaktan ayrılamayacaktı. İstanbul'a gelen İngiliz ve Fransız donanmaları ve askerleri Osmanlı kanunlarına göre hareket edeceklerdi. Bu antlaşma ile Rusya resmi olarak bu üç devlete karşı tek başına kaldı. Antlaşmayı Osmanlı Devleti adına Reşit Paşa imzaladı. Rus ajanları Ortodokslar üzerinde etkide bulunmak istedi. Rumeli'ndeki Ortodokslara ajanlar şöyle bilgiler verdi. Rus çarının Ortodoks tebaanın hizmeti için Osmanlılar ile savaşa giriştiğini, bir yıl sonra Ayasofya'da patrikliğin ayin yapacağını söylediler. Buna aldanan özellikle Teselli civarındaki Rumlar isyan ettiler. Yunan hükümeti halkın bu durumundan etkilenip askeri hazırlıklara başladı. Teselli'yi kapmak niyetindeydiler. Baba Ali Yunanistan Ortaelçisini İstanbul'dan kovdu ve Yunan ticaret gemilerine de el koydu. Fuat Paşa duruma bizzat hakim olmak için Teselli'ye gitti. 5 Mayıs'ta bir Fransız kol ordusu Atina'ya girerek duruma hakim oldu. Yunan hükümeti ilk anda savaşta tarafsız kalacağını beyan ettiyse de Rus yanlısı hükümet Yunanistan'da düşürüldü. Bu surette Ruslar hesaba kattıkları bu kozdan mahrum oldular. İstanbul'da bulunan müttefik donanma Karadeniz'e açıldı. 22 Nisan 1854 günü Odessa'yı top atışına tuttular. Müttefik donanma Odessa'daki 13 Rus savaş gemisine el koyarak Odessa'ya da girmeyi başardılar. Rus orduları Karadeniz kıyılarından Tuna Nehri'ni aşarak Doburca'ya girdi ve Silistre'ye kadar olan kaleleri ele geçirdi. Ve devamında 15 Mayıs 1854 günü Silistre kuşatması başladı. Silistre'yi 10 bin askerle Topçu Refiki Musa Paşa savunuyordu. Karşısında 80 bin Rus askeri bulunuyordu. Tabii bu rakam bazı kaynaklarda farklılık gösterse de ortalama asker sayısı bundan ibaretti. Mayıs ayı içerisinde Rus kuvvetleri 6 büyük saldırı gerçekleştirdi ve kaledeki Türk askeri burada parlak bir savunma yaptı. Ruslar bu saldırıların hiçbirisinden netice alamazken binlerce zayiat verdiler. Ömer Lütfi Paşa komutasında Vidin bölgesinde Tuna'nın karşısında 17 Nisan'da Kalafat Meydan Muharebesi gerçekleşti. Ömer Paşa Rus birliklerini mağlup ederek bu birliklerin peşinden Karayova'ya kadar 80 kilometre giderek Rus askerini buralardan temizledi. Bu sırada 31 Mart'ta müttefik donanma Çanakkale Boğazı'na ulaştı. İngiliz ve Fransız askerleri savaşa geliyorlardı. İstanbul'a gelen müttefikler Silistre'nin tehlikede olduğunu öğrendiler. Ömer Lütfi Paşa Şumlu'daki karargahına gelerek İngiliz ve Fransız komutanları ile görüşerek Silistre'yi kuşatmış olan Ruslara gözdağı verilmesi gerektiğini bildirdi. Mareşal Paskiyeviç Silistre önüne gelerek 130 top ile Silistre'yi ciddi şekilde top atışına tuttu. Yapılan taarruzlar ise başarısızdı. İstanbul'da ise Rusları tehdit etmek için Varna Limanı'na çıkarma yapılmasına karar verildi. Avusturya ise Eflak ve Bodan'ı boşaltması için Rusya'ya nota veriyordu. Bu sırada Silistre önünde General Paskiyeviç yaralandı ve savaş dışı kaldı. Prens Gorçakov yeniden Rus ordusunun başına geçti. Rus askeri Silistre'ye olan ağır taarruzunu devam ettirdiyse de 13 Haziran'da Prens Gorçakov da yaralandı. Musa Paşa muazzam bir savunma örneği gösterdi. Rus askeri artık Silistre'yi alamayacağını anlamıştı. Taarruzlar ve top atışları bir müddet daha devam etti. Musa Paşa'ya ard arda aldığı önemli başarıların ardından mareşallik unvanı verildi. Ancak Musa Paşa unvanı aldıktan bir gün sonra kendisine isabet eden bir top güllesi yüzünden şehit düştü. Türklerin huruç harekatları Rus ordusunu kırıp geçirmişti.
80 bin askerin 15 bini ölmüş ve 25 binde yaralıları vardı. 25 Haziran 1854 günü Ruslar kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar. Silistre savunması Türk tarihinin en parlak savunmalarından olup üzerine büyük eserler yazılmış, tiyatrolar gerçekleştirilmiştir. Namık Kemal'in ünlü Vatan yahut Silistre isimli eseri de yine bu zafer üzerine yazılmıştır. 8 Temmuz'da Ömer Paşa Yergöy Muharebesi'nde Rus ordularını bozguna uğratmayı başardı. Ruslar ikisi general olmak üzere 6000 ölü verdiler. Ömer Paşa'nın emriyle Eflak'taki Türk hücumları başladı. Müttefikler Varna'ya 40.000 Fransız ve 15.000 İngiliz askeri çıkarması yaptı. Müttefik donanmada Varna'ya geldi. Burada yapılan askeri toplantıda yeni hedefin Kırım olması kararlaştırıldı. 6 Ağustos 1854 günü Ömer Lütfi Paşa, Rus zulmünden bıkan Eflaklıların alkışları arasında Bükreş'e girdi. Akabinde Ruslar Boğdan'dan da Moldova'ya çekilmeye başladılar. 30 Eylül'de Baba Ali ile Avusturya arasında antlaşma yapıldı ve harbin sonuna kadar Eflak ve Boğdan'da Avusturya askeri bulunacak ve Ruslar tekrar buraya saldırırlarsa Avusturya'da savaşa dahil olacaktı. Bu suretle Tuna cephesi kapanmış oluyordu. Müttefikler Kırım'a çıkarma yapacaklardı. Kırım'ın önemi büyüktü. Rusya Kırım'ı Akdeniz ve Karadeniz egemenliği kurmak için tersane bölgesi olarak kullanıyordu. Rusya'nın buradaki kuvvetlerinin yok edilmesi üç devletin de işine yarıyordu. Osmanlılar için bu Rus filosunun tehlikesi çok büyüktü. Her an payitahtı işgal edebilir ya da top atışına tutabilirdi. Boğazlardan geçmesi ise hem Fransa hem İngiltere'nin en son isteyeceği şeydi. Kırım'da bulunan müttefik kuvvetlere şu komutanlar liderlik yapacaklardı. Türk kuvvetlerinin başında Ömer Paşa, Fransa ordusunun başında Saint Arnaud, İngiliz kuvvetlerinin başında ise Lord Raglan bulunuyordu. 20 Eylül 1854 günü Kırım'a 30.000 Fransız, 21.000 İngiliz ve 60.000 Türk askeri çıkarıldı. Müttefiklerin 89 harp gemisi bulunurken Rusların da Sivastopol'de 32 gemisi vardı. Müttefik orduda bir ara salgın hastalık yayılmaya başlayınca bu kötü oldu. Müttefiklerin en büyük amacı ise Sivastopol'u almaktı. Kırım'da yaşanan ilk büyük savaş Alma Muharebesi oldu. Bu savaşta ağırlıklı olarak İngiliz ve Fransız birlikleri bulunurken Osmanlı asker sayısı azdı. Savaşı Arnavut ve Lord Raglan yönetti. Rus kuvvetlerini ise Mençukov kumanda etti. Bu muharebeyi kazanan müttefik kuvvetler oldu ve Mençukov Sivastopol'a çekilmek zorunda kaldı. Ruslar bu savaşta 7000 ölü ve 600 esir verdiler. 54.000 asker ve 250 top ile Ruslar Sivastopol'u koruyorlardı. Rus kuvvetleri 25 Ekim'de Balıklava Muharebesi'ni, 5 Kasım'da da İnkerman Muharebesi'ni kaybettiler. İnkerman Muharebesi'nde esas rolü Osmanlı askeri oynadı ve 11.000 Rus askeri ölürken 850 de esir aldılar. Müttefikler bu savaşlarda 4.850 zayiat verdi. Savunmadaki Mençukov ard arda gelen yenilgiler yüzünden kederinden öldü. Tuna cephesinde işini bitiren Ömer Paşa Kırım'a gelerek Türk askerinin başına geçti ve 17 Şubat 1855 günü Gözle ve Meydan Muharebesi'ni yönetti. Ve Rus kuvvetlerini mağlup etmeyi başardı. En az 2500 Rus askeri bu savaşta ölürken Osmanlı askeri şehit sayısı çok azdı. Bu zaferle birlikte Rus donanması Sivastopol'de karaya oturmuş, karadan ve denizden kuşatılmış oldu. Ömer Paşa'nın prestiji Rus ve müttefik kuvvetlerin gözünde büyüdü. Ömer Paşa özlenen Osmanlı zaferlerini devleti adına bir bir kazanıyordu.
Bu sırada soğukta askerini teftişe çıkmış olan Rus çarı Nikolay hastalanarak 2 Mart 1855 günü öldü ve yerine 2. Alexander geçti. Kırım'daki müttefik kuvvetlerin sayısı 202.000'i bulmuştu. 15 Mart 1855 günü Osmanlı Devleti ile Piemonte Krallığı arasında müttefiklik antlaşması yapıldı. Sardinya Kralı 2. Vittorio Emanuel İtalya'yı birleştirmek isteyen bir liderdi ve ilerleyen yıllarda bunu gerçekleştirecektir. 2. Vittorio 16.000 askeri Kırım Savaşı'na gönderdi. Bunların başında General Della Monora bulunuyordu. Kırım'da bulunan müttefik kuvvetlerin harekatı devam ediyordu. 24 Mayıs 1855 günü Kerç Boğazı'na kadar olan bölge ele geçirildi. 28 Mayıs'ta ise Anapa'ya girildi. 7 Nisan 1855 günü müttefiklerin Sivastopol Kalesi'ne büyük taarruzu gerçekleşti ve 20.000'den fazla Rus askeri ölürken 73 topunu da kaybettiler. Bu sırada İngiliz General Lord Raglan da öldü. Kısa süre önce de hastalığına yakalanan Fransız General Arnaud da öldü. Savaş esnasında Osmanlı tarihini etkileyecek derecede önemli ilkler de yaşandı. İstanbul'dan Balaklava'ya uzanan telgraf hatları çekilirken, Padişah ve Bağbali durumu saniyesi saniyesine öğreniyordu. Yine 28 Haziran 1855 günü Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa dış borçlanmaya gitti. Harp giderlerini karşılamak için İngiltere'den %5 faizle 5 milyon altın aldı. Bundan sonra dış borçlanmanın sonu gelmeyecek ve Osmanlı Devleti 20 yıl sonra iflasın eşiğine de gelecektir. Kırım içerisinde Rus ve müttefik kuvvetlerin çatışmaları, meydan muharebeleri aralıksız devam ederken Sivastopol kuşatması da şiddetle devam etti. 8 Eylül 1855 günü Sivastopol'u koruyan en önemli istihkam olan Malakoff tabyası düşünce Rusların işi zora düştü. Buraya müttefik bayrağını MacMahon Fransızlar adına dikti. Hücum şiddetle devam edince Malakoff tabyasının ele geçirilmesinden bir gün sonra Sivastopol'de düştü. Bu sırada Rus başkenti İngiliz gemilerinde Baltık'ta da kuşatmaya alınınca Rusların savaşa devam etme imkanı kalmadı. Ruslar Osmanlılara karşı Kafkasya ve Anadolu'da başarı kazandı. Doğu Beyazıt'ı aldıktan sonra 15 Temmuz 1855 günü Kars'ı muhasara etmişlerdi. Şehri 15.000 askerle Müşir Mehmet Paşa savunuyordu. Şehri tam 40.000 asker kuşatmıştı. Dağıstan'da da Şeyh Şamil Ruslar üzerine büyük baskı kurarken, Kırım'da işi biten Ömer Lütfi Paşa yardım için Anadolu'ya geliyordu ki, önüne çıkan Rus kuvvetleriyle vuruşarak Kars'ı ilerlemeye çalışıyordu. Ancak Ömer Paşa yetişemeden Kars açlıktan teslim olmak zorunda kaldı. 28 Kasım 1855 günü Rus birlikleri Kars'a girdi. Kars'ın düşmesiyle harp fiilen bitti. Osmanlı Devleti adına Ömer Lütfi Paşa 3 cephede de etkili olmuş, özlenen, unutulmuş Osmanlı zaferlerini adeta yeniden yaşatmıştı Türk halkına. Rusya buna rağmen bir müddet daha savaşa devam etmek istediyse de son olarak Avusturya İmparatoru Rus çarına ultimatum verince, çar Avusturya'nın da kendisine karşı savaşa girmesinden korktuğu için pes etti. Bu suretle 2,5 yıl süren Kırım Harbi müttefik zaferiyle son buldu. Bir buçuk yıl kadar Osmanlı Devleti Ruslar ile yalnız savaştı ve büyük zaferler elde etti. Modern Osmanlı ordusu 2. Mahmud'un emaneti büyük fayda gösterdi. Şimdi savaşı kazanan devletler ile Rusya Paris'te bir araya gelecek ve Paris Muahedesini imzalayacaklar. ...1853 yılı ortalarında başlayan Kırım Harbi 1856 yılında son buldu.
Osmanlı Devleti tarihinin en büyük müttefiklik savaşına girmiş, Tuna cephesinde Ruslara karşı kesin zaferler elde etmiş, Ömer Lütfi Paşa kumandanlık vasıflarını sonuna kadar göstermiş, Silistre savunması ile tarihin en parlak savunma savaşlarından birisi gerçekleşmiş, Kırım'da da Türk askeri özlenen günleri adeta yeniden yaşatmıştı Türk halkına. Bu savaş sonunda Rusya'nın tehditkar davranışları bu dönem için son bulmuş oldu. Ve Çar'ın söylediği hasta adam kavramı şimdilik geçersiz olduğu görüldü. Rusya bu savaş sonunda müttefiklerin harcadıkları paranın 3 katını harcamış, çok daha fazla asker kaybetmiş ve halk üzerinde olumsuz bir etki yarattığı gibi sınırlarında da yeni topraklar kaybetme korkusu yaşamışlardı. İngiltere'de ise savaşa devam etme taraftarı olan devlet adamları dahi vardı. Ancak bu savaş artık bitmişti. Şimdi savaşa dahil olan devletler Paris Muahedesi'nde toplanacaklardı. Tabii savaştan zaferle çıkan Osmanlı Devleti'nin hem tebaasına daha iyi hayat şartları sunmak hem de Avrupa'ya özgürlükçü ve eşitlikçi bir devlet olduğunu göstermek adına ıslahat fermanını yayınladı. Bu ferman Kırım Harbi'nin son yıllarında hazırlanarak Paris Antlaşması'ndan 6 hafta önce ilan edildi. Bu fermanın ilan edilmesindeki önemli sebeplerden birisi de 1 Şubat 1855 günü Viyana'da toplanan kongrede din temelli bir savaş verildiğini ve bu yüzden Osmanlı Devleti'nin de gayrimüslim tebaa üzerinde yeni haklar sağlaması istenmişti. İşin esası Osmanlı Devleti ıslahat fermanını yayınlamakta biraz mecburi gibi olmuştu. Islahat fermanı, Tanzimat fermanı gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılması kararlaştırılan yeni bir düzenin prensiplerini ve genel hatlarıyla programın içine almaktadır. Tanzimat fermanı daha çok devlet müesseselerinin yenileştirilmesi maksadıyla tertip edilmişti. Ordunun düzene sokulması, eyalet ve sancakların düzenlenmesi üzerinde durulmuştu. Islahat fermanı ise gayrimüslim tebaa üzerine hazırlanmıştı. Bu fermanın metnini Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından Büyük Avrupa Devletleri'nin istekleri doğrultusunda hazırlayarak yürürlüğe konmuştu. Osmanlı Devleti bu ferman ile Paris Antlaşması'ndan karlı çıkmayı hedeflemiştir. Avrupalı devletlere daha sıcak görünmek istemiştir. Islahat fermanı Müslüman teba ile gayrimüslim tebaanın haklarını eşitlemek için hazırlanmıştır. Özellikle Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında din, vergi, askerlik, devlet memurluklarına geçme ve milli eğitim alanında göze çarpmaktadır. Bu fermanın ilanından sonra gayrimüslim halka gavur ve benzeri lakapların takılması yasaklanmış, vergi Müslümanlar ile eşitlenmiş, askerlik alanında yine bütün tebaa askere gidecek ancak gayrimüslimler askerlik bedelini ödedikleri takdirde askere alınmayacaklardı. Gayrimüslimler de devlet memuru olabileceklerdi. Kendi dinlerine ait yapıda okullar açabileceklerdi. Mahkemelerde yine kendi dinlerine ait din adamları bulunacak ve karma mahkemeler oluşturulacaktı. Gayrimüslimlerin haklarının düzenlenmesini konu alan bu fermanda yer yer gayrimüslim tebaanın hakları Müslüman tebaanın bile üstüne çıktığı görülmektedir. Islahat fermanının detayları çok daha fazladır. Biz kısaca anlatıp Paris Barış Konferansı'na geçeceğimizden bu fermana uzun bir yer vermedik. Ancak bu ferman Müslüman tebaa üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Halkın memnuniyetsizliği arttı. Osmanlı Devleti'nin şeriattan ayrılmaya başladığı düşünceleri yayılmaya başladı. Reşit Paşa dahil bu fermana sıcak bakmayanlar arasındaydı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresi'nde azınlıklara bu derece önemli haklar verilmesini eleştirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda bu alanda önemli düzenlemeler yapacaktır. ...25 Şubat 1856 günü Paris Muahedesi açıldı ve 34 gün süren toplantılar sonunda 30 Mart 1856 günü imza edildi. Konferansa İngiltere, Fransa, Rusya, Osmanlı Devleti, Avusturya, Prusya ve savaşa sonradan katılan Sardunya Piemonte katıldı. Osmanlı Devleti'nin konferansta Sadrazam Ali Paşa ile Paris Büyükelçisi Vezir Mehmet Cemil Paşa temsil etti.
Osmanlı Devleti bu konferansa Avrupa devletleriyle eşit haklara sahip olarak katıldı. Osmanlı Devleti ile İngiltere, Rusya'ya ağır şartlar konulmasını isterken, Fransa ise tam olarak müttefikleriyle aynı fikirde olmadı. Savaşın başından beri Osmanlı ile İngiltere yakınlık kurmuş, Fransa'yı biraz daha saf dışı bırakmışlardı. Avusturya ile Prusya da kendi aralarında kararlar almışlardı. Fransızlar kendilerini dışlanmış hissettiler. Bu yüzden ileride yapılabilecek olan Fransa-Rusya antlaşmalarını düşünerek Rusya'ya taviz verdiler. Hatta şöyle diyordu Fransızlar Rus temsilcilere: "Savaş alanında kazanamadınız. Ancak şan ve şeref tacını siyaset alanında kazanacağınıza eminim." Fransızların bu tutumu sayesinde Rus temsilcileri cesaret kazanarak, isteklerini arttırarak Osmanlı temsilcilerine boyun eğdirmeye çalıştılar. Nitekim İngiliz temsilciler Rusları bu konuda bastırmayı başardı. Sadrazam Ali Paşa bu konferansta kapitülasyonların kaldırılmasını istediyse de başarılı olamadı. 31 maddelik antlaşmadan ön plana çıkan maddeler şunlar oldu: savaşa katılan devletler savaş sırasında işgal ettikleri toprakları iade edeceklerdir. Ruslar Kars'ı boşaltacak, müttefikler Kırım'ı. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olacak, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına konacaktır. Osmanlı Padişahı'nın 18 Şubat 1856'da ilan ettiği ıslahat fermanı devletlere tebliğ edilecek ve devletler de bunu kabul edeceklerdir. Bu ferman ile ilgili devletlere Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışma hakkı vermeyecektir. Boğazların kapalılığını öngören 1841 Boğazlar Sözleşmesi esaslarının devamlılığı kabul edilecektir. Karadeniz tarafsız olacak ve askerlikten tecrit edilecektir. Karadeniz'deki tüm tersaneler yıkılacak ve hiçbir devletin donanması bulunmayacaktır. Rusya buradaki donanmasını Baltık Denizi'ne nakledecektir. Tuna Nehri üzerindeki 4 devlet Osmanlı Devleti, Avusturya, Bavyera Krallığı, Württemberg Krallığı müşterek komisyon kurarak nehir üzerindeki trafiği ve denetlemeyi düzenleyecek. Eflak ve Boğdan'a muhtariyet verilecek ve muhtariyet devletlerin ortak garantisi altına alınacaktır. Her iki eyaletin de birer meclisi olacak ve hiçbir devlet Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine karışmayacaktır. Paris Barış Konferansı'nda alınan bu kararları Mustafa Reşit Paşa tam olarak beğenmemişti. Aslında bu konferansa kendisi katılmak istediyse de toplantının Paris'te yapılması ve 3. Napolyon'un da Reşit Paşa'ya geçmişten dolayı diş bilemesi sebebiyle katılamadı. Antlaşma metninde en dikkat çekici madde ise Karadeniz'in gayri askerileştirilmesi, Rusya'nın elini kolunu bağlamış oldu. Bu surette Rusya'nın Akdeniz hayalleri suya düşüyordu. Bu hayal Rusya'da Deli Petro zamanından beri vardı. Osmanlı Devleti için ise büyük bir kazançtı. Artık payitaht Rus donanması tarafından tehdit edilemeyecekti. Yine Karadeniz'in gayri askerileştirilmesi aslında Karadeniz'in Osmanlı Devleti egemenliği bırakıldığı yönünde yorumlanabilirdi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Marmara Denizi'nden Karadeniz'e donanma sevk etmesi sadece birkaç saatini alacaktı. Bu madde ile hem Osmanlı Devleti, hem İngiltere, hem Fransa büyük kazanç elde etti. Osmanlı tarihinde önemli işler yapan, bazı çevreler tarafından eleştirilen, bazıları tarafından övülüp sevilen Mustafa Reşit Paşa, Paris Antlaşması'ndan 2 yıl sonra 7 Ocak 1858 günü 58 yaşında vefat etti. Osmanlı Devleti tarihinde çok önemli bir karakter oldu. 6 yıldan fazla Hariciye Nazırlığı, 3 yıla yakın Londra Büyükelçiliği ve 6 defa sadarete gelerek 6 yıl 10 ay bu görevde bulundu. Bütün Türk tarihinin en önemli diplomatlarından olup kendisini bu alanda kanıtlamıştı. 2. Mahmud'un siyasetini çok iyi takip etmiş,
yıllardır süren Kavalalı isyanının bitirilmesindeki rolü ve en çok da Kırım Harbi'nde müttefikleri Osmanlı Devleti tarafına çekmesi konusunda büyük başarılar elde etmişti. Modern Türk bürokrasisi ve diplomasisinin kesin kurucusu da Reşit Paşa olmuştur. Onun fikrine göre Osmanlı Devleti'nin içerisindeki tüm milletler eşit olmalıydı. Ana vatan sömürge ayrımı olmadığı için her eyalete eşit derecede hizmet götürülmesinden yanaydı. Özellikle Mısır'a Süveyş kanalının kazılmasına muhalif oldu ki İngiltere ve Fransa'nın bu kanal açıldığında ağızlarının sularının akacağını ve saldırganlaşacağını çok iyi biliyordu. Zaten bu kanal ileride açıldığında İngiltere'nin yapacaklarını detaylıca anlatacağız. İmparatorluğun bekasını dört prensibe bağlamıştı. İslam dini, devletin başında Osmanoğullarından bir Hakan, taht şehri İstanbul ve resmi dilin Türkçe olmasıydı. 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid de 25 Haziran 1861 günü verem hastalığına yakalanarak 38 yaşında genç bir yaşta vefat etti. Saltanatı 22 yıldan 5 ay eksiktir. Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından birisi oldu. Döneminde eleştirildiği kadar büyük işlerde yaptığı gözler önündedir. Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatan kararlar aldı. Kavalalı isyanının bastırılması ile iç huzuru sağladı ve önemli şekilde bayındırlık eserleri yaptırdı. Döneminde devlet müesseseleri önemli derecede yeniden düzenlendi. Ordusunu Kırım Harbi'ne yollayarak Gazi Padişah ünvanı aldı. Osmanlı tarihinde ilk defa Fransa Kralı ve İngiltere Kraliçesinden nişan kabul etti ve onlara da mukabeleten nişanlar gönderdi. Avrupa ile ilişkiler iyi dereceye çıkartılırken yer yerde tavizler verilmek zorunda kaldı. Babası 2. Mahmud bir dönem Ruslara mecbur kalarak "denize düşen yılana sarılır" demişti. Ancak Abdülmecid devrinde Ruslar bastırıldığı gibi Karadeniz'deki donanmaları da buradan çıkarılarak büyük tehdit engellenmiş oldu. Ölümünden sonra tahta kardeşi Abdülaziz Han geçti. Abdülaziz Han'ın hal edilmesinden sonra tahta sırasıyla Sultan Abdülmecid'in 4 oğlu 5. Murat, 2. Abdülhamid, Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta geçecek ve Osmanlı İmparatorluğu artık onun oğulları döneminde son bulacaktır. Osmanlı tarihinde en çok bilinen meşhur arma yine Abdülmecid devrinde yaptırılmıştır. İngiliz geleneklerine göre hükümdar nişanları Londra'da Windsor Sarayı'nda bulunan St. George Kilisesi'nin duvarında asılmaktadır. Ancak bu dönemde bir Osmanlı arması bulunmadığından Kraliçe Victoria, Prens Charles Young ismindeki arma uzmanını Osmanlı için arma tasarlamak üzere görevlendirdi. Araştırmalar ve danışmalar sonucunda Osmanlı armasının ilk hali ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı nişanının son hali ise 17 Nisan 1882'de Sultan II. Abdülhamid tarafından yürürlüğe konulmuştur.